Merhaba merhaba Gabinoktis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ona da buna da bana da, da size de ama herkese herkese merhaba. Sabah sabah güzel bir video kaydı alıyorum ve de indirim Xbox Store'da indirim bitmiyor. Yeni bir indirimle birlikteyiz. Shocktober, Shocktober indirimi. Ülküdücü tasarruflar ve tuhaf ürpertiler. indirimler 31 Ekim'e kadar yani ay sonuna kadar devam edecek. Beğenizi yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Abone değilsen abone olursan tadından yenmez diyorum. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Liste uzun. Oyunlara kısa kısa değineceğim. Sizlerde listendeki oyun varsa da güzel bir indirim olur umarım. Ay sonuna kadar da geçerli. Resident Evil 4 şu anda indirimde değil ama 1400 lira yeni nesil sürümü. Resident Evil 4'ün remake versiyonu. Gayet keyifli. Bir de şöyle bir şey var. Oyun çıktıktan sonra da oynayan herkes tarafından da sevilen bir oyun oldu. Hogwarts Legacy. Harry Potter için de çok güzel bir oyun. Tabii ki yeni nesil versiyonu. Xbox seri S ve X versiyonu. Şu anda %70'lik indirime sahip. 329 liraya kadar düşmüş. Senua's Saga. Hellblade 2. Game Pass üzerinden oynamıştım. Tam bir atmosfer ve güzel bir hikayeye sahip, gerçekçi grafiklere sahip, onu da söylemem lazım. Bir yürüme simülasyonu dendi, o dendi, bu dendi ama her oyunun oynayıcıya bıraktığı deneyim çok farklı oluyor. O yüzden yürüme simülasyonu olsa bile atmosfer deneyim oluyor, hikaye deneyim oluyor, o oluyor, bu oluyor. Eğer ki Game Pass üzerinden oynamak istersen de kesinlikle tavsiye ederim Eğer ki satın almak istersen de şu anda %35'lik bir indirime girmiş. Bana kalırsa Game üzerinden oynaman daha mantıklı. Outlast Tears. Yani Outlast'ın yeni oyunu bu. Outlast oyunuyla ilgili hiçbir bilgim yok ama ilk oyunu çok indirimdeyken almıştım. Duruyor. Ee, korku ve gerilim oyunlarında çok geri plandayım. İlk, nasip olursa Outlast'ın ilk oyununu oynamak isterim. Beraber oynarız bakalım. Şu anda da buradaki oyunda %33'lük bir indirme sahip 586 liraya kadar düşmüş. Dead Space Remake, Dead Space'in 2008 oyunu, yanlış söyleme 2008 oyunun yeniden yapılanmış hali Remake versiyonu şu anda %70'lik bir indirme sahip. Ee, genel itibariyle çok beğenilme kısmını olmadı ama yani yani Dead Space dediler. Tabii ki eski o e, orijinal versiyonunu çok seven var. Eski o üçlemeyi seven var. Dead Space 1, 2, 3 şeklinde. Dead Space Remake de kesinlikle güzel aslında ama muhteşem mi değil mi kısmına gelince kişiden kişiye değişiyor. Kesinlikle EA Play üzerinden de aslında oynayabiliyorsun. EA Play üzerinden de standart versiyonu oynayabiliyorsun. Eğer ki Game Pass Ultimate üyeliğin varsa zaten EA Play oyunları da var. O yüzden The Space Remake'i de oynayabilirsin. Skyrim yeni nesil versiyonu yine Skyrim tercih etmek istersen de 160 liraya kadar düşmüş 167'lik bir indirime sahip. Evet DC karakterin suçu suçu su 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 <laughs> Allah'ım sabah sabah ya bizim bu Adalet Birliği inanılmaz kötü DC karakterlerinin olduğu yüzde seksen her seferinde indirime giriyor her seferinde indirime giriyor O yüzden hani bu oyun tuttu mu derseniz tutmadı Dostlar yani bu oyun gerçekten tutmadı onu da söylemek lazım e 439 liraya kadar da düşmüş Little Nightmares Complete Edition ilk oyunu tabii ki %75'lik bir indirme girmiş. O yüzden de küçük kabuslar. Bu oyunu kesinlikle tavsiye ederim. Doom Eternal var. Bu da çok iyi bir oyun. Onu da söylemeyen Doom'u bilmeyen yoktur. Çok çok keyifli bir oyun. 117 liraya kadar düşmüş. Şu anda aslında ilk bakış yaptığım bir oyun. Bu Game Pass'e dahilmiş bak mesela bu oyun. Bunu bilmiyordum. Game e dahilmiş. Şu anda 1749 lira. Bu oyunla ilgili eğer ki hiçbir bilgin yoksa da kanalda ilk bakış videom var. Bir bakışta dört köşe e, oynatma listesinden de bulabilirsin. İlk bakış yapmıştık. Ben keyifle oynadım. Güzel bir oyun. Ve de e, baktığın zaman da, da çoğu tarafından da sevilen bir oyun, oyun olmuş. Dead Island 2 gold Edition. Şu anda %35'lik indirme sahip ama bu rakamlar ne böyle yani. İndirime girdi diyorsun. Sonrasında bir hikaye tabanlı oyunun diyebilirim. 20 liraya kadar düşmüş. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Xbox 360 versiyonu olan Alan Wake 16 liraya kadar düşmüş. Alan Wake'in American Nightmare oyunu var. Bu da Xbox 360 6 liraya kadar düşmüş. Bu oyunlar kaçmaz. Hikaye tabanlı oyunlardan bir tanesi de Vertigo. Ya yani bu oyunla ilgili hiçbir bilgim yok ama e, genelde fiyat olarak da yukarıda olan bir oyunu 575 liradan düşüyor. 115 liraya kadar da düşmüş. Bu tarz oyunları takip eden olursa da tabii ki direkt listesine alsın. Korku oyunlarından olan bir oyun bu da. Amerikan futbolu var. Bu tarz bir oyun var. Aliens serisi var. Aliens serisinde korku ve gerilim oyunlarını oynamak isteyen dostlarım olursa da yeni versiyonları da var. Bu da eski bir oyunu. %75'lik bir indirme girmiş. 94 lira 75 kuruşa kadar. Evet. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Backblood Back Blood tabii ki o da zombi oyunlarından bir tanesi. Sonra bu oyunla ilgili hiçbir bilgim yok. Geçen sefer de aynısını söyledim ama fiyat olarak da bayağı yukarıda bir 1450 liradan düşmüş 870 lira. E, nişancılık oyunları var. Artık bu oyunun ismini telaffuz etmiyordum. O kadar aramızda aşağı şey var. İngiltere'nin merkezinde oturan arkadaşlar var ki. Abi bu şekilde mi telaffuz ediliyor bilmem ne. Aşağı Londralım abi şimdi ben. İngiltere'de yaşamıyorum. O yüzden oyunu sen biliyorsun. Buradaki bu videonun amacını kaçırmamak lazım. Eğer ki çok İngilizce duymak istiyorsan o zaman İngilizce dublajlı, İngilizce seslendirmeli filmler izle. Daha iyi olur. Harry Potter izle bol bol. Diyebilirim. Buradan da gönderme yapalım. Sonra Bioshock var. Bioshock e, oyununun e, koleksiyonu. Bu komple aslında 3 serisi birlikte miydi yoksa e, tek oyun muydu? 3, 3 oyunu birden olursa da süper olur. Evet. 3 oyunu birden. Yani bu aslında bu fiyat kaçmaz onu söylemek lazım. Üç oyunu birden şu anda %80'lik bir indirme girmiş. 47 lira 50 kuruş. Yani 50 lira yani. Baktığın zaman Bioshock'ta zamanların en iyi oyunlarından biri. Hala güzel bir atmosfer sahip. Dünyasına sahip. Borderlands Borderlands Bu oyunla ilgili hiçbir bilgim yok ama seveni çok onlar da indirime girmiş Daha sonrasında yine hikaye tabanlı oyunlardan olan Black Mirror var Kara ayna 25 liraya kadar düşmüş Sonrası İskandinav <laughs> mitolojisine sahip olan güzel bir oyun. Bu oyunu Game Pass üzerinden oynamıştım. Bunu tavsiye ederim bak. Tavsiye ederim ama bu oyun için bu fiyat yine fazla onu söylemek lazım. Ee, yine bir dedektif oyunu hikaye tabanlı bir oyun istersen de böyle bir oyunda var 27 liraya kadar düşmüş yani liste yine çok güzel onu da söylemek lazım dedik dedik etmemiz lazım listeyi. Sonrasında tabii ki ee, hızlı bir şekilde geçiyorum zaten e, senin sevdiğin oyunlar varsa sizlerin varsa bu şekilde kontrol edin. Sonra Darksiders var. Darksiders'ı çok severim bu arada. Xbox 360'da da keyifli oynadığım bir oyundu. <laughs> %75'lik indirime girmiş. Darksiders 1, 2, 3 şeklinde de serisi var. Bu üçüncü oyunu, bu ilk oyunu. %75'lik bir indirime girmiş. 125 lira. Korku gerilim oyunları var genelde. hayatta kalma survivor oyunları var. Onları söylemek lazım. Dead Island dediğimiz gibi var. Dead Rising 2 var. Ee, The Space demiştik zaten. The Space'in yukarıda şey vardı. Deluxe Edition vardı. Bu standart paket. The Space Remake. Dead Lob var. Bu oyunla ilgili hiçbir bilgim yok bu arada. Dead Lob Deluxe Edition 470 lira. Bu standart versiyonu 120 lira. Neden bu kadar uçurum var? Onu da çözmek değil. Sürünme bakmak lazım. Ancak Game üzerinde de var. Game üzerinden de oynayabilirsin. Devil May Cry. Devil May komple serisi yani. 1, 2, 3, 4 şeklinde. E, HD Collection diye geçiyor. Tam set halinde. %67'lik bir indirme girmiş. 296 lira. Bunu kaçırmamak lazım. Devil May Cry 5. Bu oyunu da çok severim. Devil May Cry 5'i. %60'lık indirime girmiş. Sonrasını hızlı bir şekilde geçiyorum dostlarım. Çok güzel oyunlar var. Bunun Batista'nın oyunu muydu bunlar? Aynen. Bunları hiç denemedim. Bak bu oyunu hiç denemedim. Ya yani bir ara hala Game Pass'te var. Hala denemedik. Dragon's Dogma 2 var. O indirime girmemiş ama fiyat olarak burada sadece. Doom var. Ya yani, deadline e, 1 ve 2 var Türkçe bu oyun. Yani, hayatta kalma zombi hikaye tabanlı keyifli bir oyun. Ya bu oyunu kesinlikle öneririm. Ele ele ilk oyun ee, i̇yi geceler, iyi şanslar. Gece çöktüğü zaman gerçekten tam bir yaşam mücadelesi. Çok keyifli bir oyun. Bir ve ikincisi. oyun ikinci oyunda indirime girmiş şu anda. %60'lık bir indirime sahip. 423 lira. İlk oyunda 54 lira. Evil var Bu oyunda aslında sahip olduğum bir oyun. E, keyif, güzel bir oyun. Game Pass üzerinde de var. Bu da aslında bir anlamda Vahşi Batı'nda e, kovboyların vampir avcılığı yaptığı diyebiliriz. Bunu da önerebilirim. Yani bu oyunu da Game Pass üzerinden oynayın. Bu arada fark ettiyseniz zaten Game Pass üzerinde de çok keyifli oyunlar var. Sadece kendi kütüphanene ekle, eklemek istersen ekstra indirimlere sahip. evet hızlı bir şekilde geçiyorum. Buradaki oyunlar da var. Bunlarla ilgili çok bilgim yok. Gears 5 var. Gears 5 Türkçe olması lazım. Bu da Game Pass üzerinde ya da sahip olmak istersen de bayağı bir %75'lik bir indirime sahip. Evet. Hayalet avcıları var. Ya yani güzel oyunlar var. Onu söylemek lazım. Gort var. Deluxe Edition. Bu oyunla ilgili de bir bilgim yok. Tabii ki Hellblade serisi var. Hellblade 1-2 şeklinde. Her iki oyunda almak istersen paket halinde de %55'lik bir indirme sahip. 930 liraya kadar düşmüş. Gangre. 75 %75'lik bir indirime girmiş. 187 lira. Boyuna ilk bakış atmıştım ama çok beğendiğimi söyleyemem. Onu söylemem lazım. Evet Gotham Knight, Gotham'ın şövalyeleri. Batman'siz bir Gotham oyunu. Genel itibariyle oynanır, Oynamaz değil. Zaman öldürmek istemek istersen de yani güzel zaman geçirmek için oynanır. Ama muazzam bir Arkham Knight gibi değil tabii. Eski Batman oyunları gibi değil onu söylemek lazım. Hellblade'in ilk oyunu. Game Pass üzerinde var ama sahip olmak istersen de bu arada Hellblade Türkçedir onu söylemem lazım bir ikinci oyunu Türkçe Game Pass üzerinde de mevcut şu anda da indirime girmiş %75 %70'lik bir indirim var 26 lira hızlı bir şekilde geçiyorum evet en son ilk bakışta bu oyuna da bakmıştık bir Witcher 3 havası var onu söylemek lazım Witcher havası olmasıyla birlikte aslında bir vampir avcılığı var bir ya güzel ben aslında beğendim oyunu onu söylemek lazım hani yüz animasyonları biraz şeydi kalıyor grafikler biraz garip kalsa da ancak genel itibariyle güzel tabi oynadığım benim demoydu full versiyonu daha iyidir şu anda yüzde 25'lik bir indirimi girmiş hızlı bir şekilde geçtim aslında bu oyunda bayağı keyifli bunu oyuna da şu şu kaysen ee, bu oyuna da bir ilk bakış atmıştık. Ça, tabii ki anime dövüş oyunlarından bir tanesi. Anime serisi olan bir aslında oyun. E, ee, seveni de çok onu da söylemek lazım. %30'luk bir indirime girmiş. Hatta bayağı da bir etkileşim almıştı. Night, küçük kabusların ikinci oyunu bu da 148 liraya kadar düşmüş. Nightmare 2 onu da söylemek lazım. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Ee, Amerikan futbolu var. Yine korku oyunlarından olan oyun var. 60 liraya kadar düşmüş. Marvel kahramanlarının oyunu olan Midnight Suns var. Bunlar da sürüm sürüm değişiyor. Bunlar Xbox One sürümü var. Yeni nesil sürüm var şeklinde indirimlere girmiş. Metro serisi var. Bu arada Metro serisinin 3 oyunu da %85'lik indirime sahip 195 liraya kadar düşmüş. Bu da aslında kaçırılmayacak güzel bir indirim. Eğer ki ayrı ayrı almak istersen de şöyle tek tek oyunlarında indirime girmiş. Şu an baktığın zaman ayrı ayrı almak daha mı mantıklı? Yani paket halinde 195 lira. Şöyle düşünürsen 28, 26 ne etti? 34 etti. Tek tek ayrı almak daha mantıklı. Yani sanırım bunun içinde paketin içinde de e, ekstra DLC paketleri varsa da o yüzden her pakete dalmamak lazım. Bazı zaman içeriğine bakmak lazım. Eğer ki içeriğine baktığın zaman tek tek ekleyip aldığın zaman daha uyguna geliyor. Tabi bu şekilde de e kontrol etmek daha faydalı. Nasıl bir şekilde geçtim. Yine Yüzüklerin Efendisi'nin ayrı Shadows of Murder oyunu var. 15 liraya kadar düşmüş. Yılın sürümü şeklinde. Bu oyunu da severim. Keyifli bir oyun. Daha sonrasında Definity e Edition paketi var. O var. Master Hunter var hızlı bir şekilde geçiyorum. Mortal Kombat X, ya yani Mortal Kombat'ın e, en sevdiğim oyunlarından bir tanesi. 11'i çok severim tabi. Bu 11'den önceki. E, 31 liraya kadar düşmüş. Gerçekten kaçmaz ya. Yani. Güzel indirimler varmış. Bu arada Mortal Kombat Ultimate. Abicim bak. <laughs> yani şu an gerçekten biraz garip oldum. Ultimate paketi ya bak ultimate paketi 59 lira bu ultimate paketi, paketin içinde ne mi var bak şimdi şok ol yani şu an playstation kullanıcıları eğer ki görürse çıldırabilir evet Mortal Kombat 11 ultimate edition şu anda 59 lira 85 kuruş 60 liraya kadar düşmüş bu ultimate'in içinde ne mi var bak hemen bu pakette ana oyun var aftermath genişleme paketi var hikaye paketi var Ondan sonra Johnny Cage olayı var. Ekstra karakter kostümleri var. Onları geçtim. Ee, evet. Kozmetik versiyonları var. Yani komple. Robocop da var. Vay çok güzel. Çok iyi. Terminator da var. Burada tet 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 komple ekstra şuradaki olmayan karakterler var ya Terminator, Robocop, Rain olması lazım. Milena, Osubosu bilmem nesi. Ekstra genişleme paketi. Yani komple tam set halinde diyebilirim. Yani bu fiyata kaçmaz. Onu söyleyeyim. Bu fiyata kaçmaz. Mortal Kombat 11. Bu indirimde alın abicim. Yani istiyorsan listendeyse alamadıysan al derim. Mortal Kombat 11 Ultimate Edition şu anda 60 lira. Vallahi billah. Hızlı bir şekilde geçtim. Ee, Onu müşah var. Zamanında oynayıp da keyif aldığım bir oyundu. <laughs> ama hangi versiyonu oynadım bilmiyorum. Xbox 360'da oynamıştım. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Ee, tabii ki Raccoon City Edition var. Remake, yani Resident Evil 2 ve 3 Remake şeklinde iki paket halinde ama indirime girmemiş. Bu arada PC'ye çıktı RDR1 ancak Xbox kullanıcısıysan hiç e, üzülmene gerek yok Xbox 360 oyunu 51 liraya kadar düşmüş hiç kaçırma al derim akıyor oyun 10 numara mekanikler hikaye 10 numara Xbox 360 oyunu tabii ki yeni nesilde de geriye dönük oynayabiliyorsun RDR1 51 liraya kadar düşmüş. Sonra tam RDR1'in şöyle ekstra Nightmare şeyi var. DLC paketi var. 51 lira, 24 lira, bir, 70 küsüre de, 75 lira da işte. 75 lira DLC paketiyle birlikte alıyorsun RDR1'i. Eğer ki dersen ki RDR1 ve at rdr tam set halinde almak istiyorum. Paket halinde de %50'lik bir indirime girmiş. Bunlar kaçmaz dostlar. Gerçekten şu anda bu indirimler kaçmaz. Xbox Store gerçekten iyi. Ya fiyat anlamında çok çok iyi. Akıllı indirimler var. Bu akıllı indirimleri kaçırmamak lazım. Sonrasında Resident Evil versiyonları var. İndirime giren var, girmeyen var. Eski oyunlar var. Hızlı bir şekilde geçiyorum dostlar. Sherlock Holmes oyunu var. Tabii ki bu da hiç e, deneyimim olmadı, oynamadım da. Skyrim var. Skyrim'daki tabii ki Special Edition bu. 87 liraya kadar düşmüş. Korku ve gerilim oyun, oyunları daha ağırlıklı listede. Onu söylemek lazım. Soma. Çok sevene olan bir oyundur. Bu da 30 liraya kadar düşmüş. Still Rising. Yani Still Rising. E, bu da aslında Souls Like bir oyun. Fransa'da evim, yani Fransa da geçiyor. Fransız devim, ya Fransız döneminde geçiyor işte. Her neyse konuşamadım. Souls Like bir oyun. Bu oyun bende vardı. Nasipse bunu da seri yapacağız. Oynayacağız. Steel Wakes in the Deep. Yani Wakes back, the Deep. Bu oyunu Game Pass üzerinden oynamıştım. Tam bir Survivor oyunu. Denizin ortasında büyük bir gemide işadesin. Bu hani petrol çıkartıyorlar bir şey ne yapıyorlar. O kısımda belli bir mücadelem var. Hiç anlatmayayım. E, Game Pass üzerinden kesinlikle oynayın ama bu fiyata bu oyun alınmaz. Onu söylemem lazım ama Game Pass üzerinden kesinlikle oynayın. Ee, sonrasında Türkçe olan bir e, hikaye tabanlı bir tarikat mevzusu vardı burada. Adaya gidiyor bilmem ne üçüncü şahs. Bu oyunda yeni nesil versiyonu var. Çert. Okunuşlar tabii garip oluyor. Aşağı londuralım. %80'lik bir indirme sahip. 83 lira. Bu oyunu da almıştım ama daha iyi uygun fiyat almıştım. 80 liradan daha düşüktü. Ee, mesela bu oyun da Türkçe onu söylemek lazım. Ve de interaktif oyunların en güzellerinden hepsi bir arada. Yani hepsi bir arada dediğim hepsi tek tek indirme girmiş. Yani House of Ashes, Little Hope, Man of Madden, The Devil in Me. Şimdi bunlar da aslında gerçek oyuncuların rol aldığı bir anlamda işte şey değil böyle hani tabii ki oyun vari de gerçek sinema vari değil. İnteraktif, hikaye, sonların farklı olduğu tabii ki bu kısımda da kim ölecek, kim kalacak, sen hangi karar verdin, hangi karar senin başına bela oldu gibi bu 4 oyunun da olduğu paketi almıştım 300 liraya kadar. 300 liraydı. Bak tek tek de indirime girmiş. Listende varsa kaçırma güzel oyunlar. Psikolojik korku oyunları da var. The Evil Within. Bunlar, bu da psikolojik korku oyunu. Hiç deneyimlemedim. O yüzden de yani merak etmiyorum. The Quarry yine aynı şekilde. Bu da interaktif bir oyundur. Buradaki bahsettiğim oyunlarla aynı. Bunu da söylemem lazım. Game Pass üzerinde de var. Tabii ki Game Pass üzerinde olan oyunları da satın alma konusunda. Ya Game Pass üzerinden oyna ya da satın al derim. Çok da satın almak için de kendini hırpalama derim. Çünkü Game Pass üzerinden oynadığın zaman da, da sonrasında bence yeter dersin yani oyun deneyimledim dersin. Ve en sevdiğim oyunlardan bir tanesi de 34 liraya kadar düşen Wolf Among Us. Bunun ikinci oyunu gelecekti ama hala bekliyoruz galiba. Ee, bayağı bir ya yani masal kahramanları aramızda diye bir sloganı vardı. Ee, oyunu anlatmayayım ancak interaktif, çok keyifli, güzel bir hikayesi var. Kesinlikle oynayın derim. The Walking Dead'i anlatmama gerek yok. O da interaktif oyun. Bu oyunları keşfedin derim yani kesinlikle oyun seven dostlarım varsa bu interaktif oyunları çok seviyorsa e, birden fazla sonu olan oyunları seviyorsa hikaye olarak hikaye tabanlı oyunları seviyorsa bu tarz oyunları kaçırmasın derim güzel indirimlere girmiş. Sonrası dövüş oyunları var. Eğer play oyunları var. Zaten UFC'ler var. Vampir oyunu var. Hep aynı oyunlar aslında. 3 aşağı 5 yukarı. Werewolf. Bu da var aslında bende. Tutmayan bir oyundu. Kurt adam olduğumuz. Güzel bir oyun e, ne bir oyunu yüzde doksanlık bir indirime girmiş yani kenepir yani vakit öldürmek için oynanabilecek güzel bir oyun e, güzel indirime girmiş 17 lira hızlı bir şekilde geçiyorum dostlarım e, vakit fazla da vakit almasını istemiyorum güzel oyunlar var bu var soslak like var oyun bu da indirime girmiş onu da söylemek lazım Evet genel itibariyle güzel oyunlar var ama göze çarpan şunu söyleyebilirim. Mortal Kombat 11 Ultimate 60 lira abicim. Bu oyun kaçmaz. Onu söylemem lazım. Bu oyun kaçmaz. Beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Dediğim gibi burada benim amacım burada size indirimleri iletmek. Bir anlamda... Ee bir şekilde içerik üretmek. A, tabii bu indirimleri sen tek başına da görürsün. Ya da izlersin ya da izlemezsin. Ancak buradaki bu telaffuz kısımlarına çok takılan arkadaşlar var. Onlara bir şey diyemem. Herkesin kendi görüşü. Önemli olan amaçtan sapmamak. Yoksa ben bir İngiliz değilim. Bunu unutmayın. Aşağı alayım. Dikkat edin kendinize. Oyunlarda görüşmek üzere. Güzel indirimler var.